Bu bir tarihte bizim Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat İsarcıklıoğlu Denizli'ye geldiğinde boynunda bu vardı. Ben kendisine sordum. Başkan bu ne dedim. Ses vermedi. Ya bu fotoğraf makinesi mi dedim. Elini salladı. Peki dedim teyp falan mı? Ses falan mı oluyor? Gene elini salladı ama ben peşini bırakmadım. Ya başkan sen öyle kolay kolay öyle hani moda efendim boynuna madalya falan takan adam değilsin biliyorum. Gerçekten buraya ben merak ettim falan dedim. Sonra akşam üzeri müsait kaldık anlattı. Bu dedi ben Amerika'ya gittiğimde bana bunu Amerika'da verdiler. Amerika'da boynumu taktılar. Bu koronayı önleyen bir alet. Olur mu böyle bir şey dedim. Ve ondan sonra bu aletin bir müddet sonra yani bizim oda başkanlarına gönderdi. Bize de gönderdi. Arkadaşları da gönderdi. Ve bunun ben sonra literatürde ve şeyde kitabın içerisinde, yani bunun aletin içerisinde prospektüsünden okudum. Şimdi bu şarj olan bir alet. Buradan şarj oluyor. Ve bunun şunun üzerinde de bakın burada bir çıktısı var. Orada. Bunun içerisinde azot varmış. Bu azot üretiyormuş. Ve ürettiği azot da aşağı yukarı 1 metrekarelik bir ortamı temizliyormuş. Ve dolayısıyla o temizlediği ortamda korona mikrobu ve diğer mikroplar bana gelmiyormuş. Ve gerçekten ben yani şu saate kadar korona olmadım. Ha bundan mı olmadım? Yoksa aldığım tedbirlerden mi olmadım bilmiyorum ama bunun çok önemli ve özel bir koruma aleti olduğuna inanıyorum. Çünkü faydasını gördüğümü zannediyorum. Çok yani kritik ortamlara girdim. O girdiğim ortamlarda çok benimle birlikte olan insanlar korona oldu. Ben olmadım. Olmayayım inşallah. Yani onun için alet bu. Sevgili arkadaşım. Yani çok kişinin de merakı böyle. Ben şaka olsun diye bu nuska diyorum. Biz nuska takarız yani toplum olarak. Bu alet bu.